Urfa 1 ve 2 nolu T tipi kapalı hapishanelerinde hak ihlallerinden biri olan sürgünlerin son 2 ayda yoğun gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Sürgün niteliğindeki sevklerle avukat görüşünü, aile ziyaretini zorlaştırıyorsan bu da kötü muamele ve hak ihlalidir. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 56. maddesinin yorumundan da anlaşılabileceği gibi mahpusların konumlarına uygun kurumlara nakledilmeleri gerekmektedir. Hapishane idaresi tarafından bu hüküm dikkate alınmayarak Urfa'ya oldukça uzak olan hapishanelere yapılan sürgünler konumlarına uygun olmasıyla bağlantısı yoktur. 5275 sayılı kanun 56. maddesinde belirtilen yetersizlik ve elverişsizlik unsurları ileri sürülemez ve sürgünlere gerekçe gösterilemez. Sürgünlerin hukuki altyapısı yoktur. Son dönemde artan sürgünler bilinçli bir politikanın tezahürüdür. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 45 nolu genelgede de nakil işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır. Genelgede nakillerin eğitim, sağlık, yargılamanın yapıldığı yer amaçlı olabileceği belirtilmektedir. Türkiye genelinde alınmayan önlemler nedeniyle hapishanelerde aşırı kalabalıklaşma başlamıştır. Bu kalabalık neticesinde hapishanelerdeki kapasite yetmemektedir. Urfa T1'de 1700, Urfa T2'de 1650 mahpus bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı artan bu nüfustan sorumludur. Mahpusların hayatını daha da kolaylaştırması ve sürgünlerin yaşanmaması adına ivedilikle önlemler alınmalıdır. Mahpusların aile bağlarının kopmaması için özel çaba sarf etmelidir. Mahpuslar mümkün olduğu ölçüde ailelerinin ya da yakın akrabalarının bulunduğu yerlerin yakınında bulunan hapishanelere yerleştirilmelidir. Mahpuslardan gelen bilgilere göre son aylarda farklı hapishanelere sevkler olduğu yönündedir. Aile ve mahpus yakınlarının mahpusları ziyaret etmek için uzun yollar gelmek zorunda olması ve yolculuk süresince karşılaşacakları riskler düşünüldüğünde bu ziyaretlerin tehlikeli olduğu açıktır. Özellikle Kürt siyasi mahpuslara yönelik kötü muamele ve ayrımcılığın aracı haline gelen sürgünler hayatına saygı hakkının ihlaline neden olmaktadır. Ahim Abdülkerim Avşar ve Abdülkerim Tekin adlı mahpusların istekleri dışında ailelerinden uzaktaki Kırıkkale Hapishanesi'ne nakledilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu karara bağlayarak Türkiye'nin aile hayatına saygı yükümlülüğü ihlal ettiği kararını vermiştir. Kararda özetle şu ifadelere yer verilmiştir. Mahkeme, cezaevindeki dağılım konusundaki Avrupa'daki düzenlemelerin ulusal yetkilileri, mahpusların müebbet mahkumları da dahil olmak üzere ailevi veya kişisel ilişkilerinin dağılmasını engellemekle ve mahpusların evlerine mümkün olduğunca yakın cezaevlerine yerleştirilmekle yükümlü olduğu vurgular. Mahkeme, hükümetin dayandığı mahpusun cezai profili, tehlikeliliği, suç fiillerinin soruşturulmasına dair tehlikeler, güvenlik ve hapishanenin aşırı kalabalıklaşması endişeleri gibi kriterler ile mahpusların cezaevlerine dağılımının yapılmasının kendisinin keyfi olduğu yahut makul olmadığı söylenemeyecekse de ailevi bağların korunmasının da dikkate alınacak bir kriter olması gerektiğinin altını çizmektedir. Urfa'da ağır bir tecrit sistemiyle işleyen hapishaneden daha da ağır koşulları olan yüksek güvenlikli hapishanelere sürgünler yapılmaktadır. Yapılan sürgünlerde 8'i Erzincan Yüksek Güvenlik Hapishanesi'ne, 1'i Ereğli YGC'ye, Erzurum H tipi YGC gibi yüksek güvenlikli hapishanelere yapılmaktadır. Burada kalan mahpuslar tek başlarına tutuluyor, yani mahpusa teşhit uygulanmaktadır. Mahpuslar üzerinden teşhit daha da derinleşerek mahpuslar ve sosyal çevreleri cezalandırılmaktadır. İdareler bu keyfi tutumdan derhal vazgeçmelidir.